Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselam. Ala seyyidil mursaline Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. allah Teala Kazı Yaz Hazretlerinden de şifa Şerife hizmet eden Şahab Hazretleri alil ve seher bütün ulema muhaşşilerden, şarihlerden razı olsun. Allah kabirle nur etsin. Çok insanlara faydalı ilimler bırakmışlar. Biz de size onların e, beyanlarından istifade ederek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu şifa şerif dersinden daha büyük bir ders yok. Hep zaman söylüyorum. İnsanları haberdar edin. Hemen Lale Gül TV'nin başına topalaşsınlar veya işte internet üzerinden takip ediyorlarsa e, radyodan da olabiliyor bu dersler. Çünkü şu saatte yani şu anda bu konudan daha büyük bir konu olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, mizahından, işte efendim e, insanlarla görüşmesinden, çocuklara davranmasından, kölelere davranmasından, fakirlerle muamelatından, hasta ziyaretlerinden, işte efendim e, insanlarla konuşma, mükaleme, muhataba, adabından vesaire vesaire sayılıp duracak. Kainat Efendisi Allahu Teala'nın en değerlisi. Allah Teala katında. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam'dan da üstün. Ya bütün peygamberlerden üstün. Cebrail aleyhisselam'dan, Mikail aleyhisselam'dan, İsrafil aleyhisselam'dan üstün. Arştan üstün, kürsüden üstün, Kabe'den üstün. Abdullah Selam radıyallahu anh öyle buyurdu. Bir hadis-i şerif bugün gördüm. Yani Allah Teala çok mahlukatı var diye sayıyor. Arş sayıyor, kürsü ve şa kürsi semavat vel ard. Kökleri yerleri kuşatmış Allah'ın kürsüsü, Allah'ın arşı. Ve Rabbul arşil azim. Büyük arş diyor ona. Ondan sonra efendim Hazreti Cibril'in nevle kavlu Resulün Kerim di kuvvetin indedil arşı mekin muta'in sem. Hazreti Cibril allame ve şedidü kuvvetu min ratin festeva ve hu bil ufuk. Hazreti Cibril'de Kur'an-ı Kerim'de metedilir çok. Ama Abdullah bin Selam ki Tevrat ulemasındandır, Müslüman olmuştur ve cennetle müjdelenmiştir. Sahih hadislerde cennetle müjdelenmiştir. Sahabenin de ileri gelenlerindendir. O anlatıyor, anlatıyor. E bütün mahlukatı zikrediyor. Ondan sonra ve ekramul halka alallahi ebul kasimi sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmışların Allah katında en keremlisi ve şereflisi Ebu'l Kasım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi sallallahu Ondan daha değerlisi yoktur buyuruyor. E şimdi siz daha ne konuşuyorsunuz ya? Şu andaki bizim bu sohbetimiz hiçbir açık oturuma değiştirilebilir mi? Haberlere değiştirilebilir mi? Reklamlara değiştirilebilir mi? Dizilerle değiştirilebilir mi? Veya dünyanın en büyük lideri konuşuyor yani. Bilmem. Yavru Müslümanı fark etmez. Buna değiştirilebilir mi? hiçbir kimsenin hitabına, kelamına, programına asla değiştirilemez. Değiştiren zarardadır. Çünkü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir mahluk yok ise onu anlatmaktan daha üstün bir muhabbet ve kelam ve sohbette olamaz. Biz onu canımızdan ileri sevenler olarak, sevmemiz gerekenler olarak. Zaten yoksa imanımız tamam olmuyor. Bu kadar binlerce kanaldaki binlerce yüzlerce program içerisinde sizin şahsınızı ilgilendiren bir konuşma varsa hangisini tercih edersiniz? Mutlaka sizinle veya ailenizle veya sevdiklerinizle alakalı bir program televizyonda, radyoda çıkarsa bütün dünya yansa siz hemen oraya dönersiniz. Neden? E benden ne diyorlar acaba benim hakkımda falan. E peki nebi evla bil müminine minenfusiyim. O nebi zişan inanan kullarıma canlarından daha yakındır. E sana senden yakın olan, canından ileri olan bir zat hakkında yapılan bu sohbetler, bu şifa şerif dersleri neye karşı acaba teb tevil edilebilir? Tebdil edilebilir. E sana soruyorum. Canınla ilgili, kendinle, şahsınla sevdiklerinle ilgili programı öne alırım diyorsun. Öbürlerine bakmam şu anda diyorsun. E peki senin canından ileri olan peygamberinden bahseden bir dersi nasıl başkalarıyla değiştirirsin? Onun için akıllı olan. Bu dünyaya bir kere geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada tanıdık tanıdık. Sevdik sevdik. Kazandık. Yoksa ahirette ben onu tanıyacağım, onu seveceğim, siyer okuyacağım, şifa şerif dinleyeceğim, sohbet dinleyeceğim. Peygamberimi tanımak istiyorum falan. Şefaatine ermek istiyorum. Öyle bir şey yok. Şu hayat çok kısadır. Yemek içmek bakımından on kuruş etmez. Her şeyin sonu zahmettir. Ama ahireti kazanmak, Mevla'yı tanımak, marifetullah ve muhabbetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisinin sevgisini kazanmak ve onu sevmeyi kazanmak, tahsil etmek. Sevmek tanımadan olmaz. Muhabbet marifete tabidir. Bir insan tanımadığını sevemez. Ne kadar tanırsa o kadar sevgisi artar. Veya tanıdıkça çift çarşılığı çıkarsa adamın sanatçıdır, futbolcudur, şudur budur, çok seviyordur. Ama tanıdıkça bir de bakıyorsun soğuyor. Çünkü neden adamın kötü huylar çıkıyor. Yok karısını dövmüş, yok çocuğunu öldürmüş... ...aa uyuşturucu müptelasıymış... ...vay anasını biraz soğumaya başlayan oluyor tabii. Yani... ...sevmek tanımaya bağlıdır. Ne demek? E üstün sıfatlarını... E, ...anladıkça, tanıdıkça... ...sevgin artar. E, kötü sıfatı varsa birinin... ...o zaman sevgin azalır, soğursun. Onun için diyorum sevgi tanımaya tabidir. Kainatın Efendisine sallallahu aleyhi ve sellem... ...hiçbir noksan sıfat olmadığına göre kullar arasında, kullar içerisinde beşeriyet hasebiyle konuşuyorum. Mevla ile kıyas etmiyorum haşa ve Hiçbir kötü sıfat zaten masum da peygamberlerde e, ki usmet sıfatının bir manası da nedir? İnsanları nefret ettiren kötü huylardan uzak olmak. Bütün peygamberler aynı vasıftadır zaten. Peygamberliğin şartı olur bu. allah Teala böyle olmayan peygamber yapmaz. Süfli e, sıfatları olanlar, insanları soğutacak huyları olanlar. Onun için biz onu kadar tanırsak o kadar severiz. Ne kadar seversek o kadar Allah'ın indinde değer görürüz, seviliriz, şefaate erişiriz. Efendim, ne kadar seversek o kadar sünnetine ittiba ederiz. Seven sevdiğine itaat eder. Onu çok anar, ona benzemeye çalışır. O zaman allah Teala'nın izniyle muhabbet, makbuliyet kazanırız. Dünyamız, ahiretimiz mamur olur. Ama her şey nereye bağlandı geldi görüyor musun? Tanımaya. Tanımak nereye bağlı? E ders dinlemeye, sohbet dinlemeye. Adam sana... ...kazete e, küpürü okuyan adam sana Rasulullah'ı tanıtamaz ki. Romanlarla, şeylerle... ...efendim... ...piyeslerle, kliplerle, bilmem nelerle ilahi milahi adı altında şimdi çıkarttılar, acayip acayip... Şey. ...göbek havaları. Yani bunlarla Rasulullah tanınmaz ki sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgisi artmaz ki. İnsanlar müzik ihtiyacını bilmem, musiki... ...şeyleri tatmin için bir şeyler uyduruyorlar yani. Bunların çoğu aşk ve muhabbetten sadır olmuyor. Çünkü neden anlıyoruz? E, tesir bırakmıyor, iz bırakmıyor yani. İnsanın içine işlemiyor yani. Bir gözyaşı getirmiyor. Anca böyle neşelendiriyor. E, neşelendiren şeyler... ...böyle efendim... E, ...kulağa zevk veren, gö göze zevk veren görseller... ...efendim bunlar sünnete itibariyle ne alakası var? Kainat Efendisi tanıtımıyla ne alakası var? Sen kimin dersini dinleyeceksin? Kimden bahsedilecek bu derste? Sana canından daha can olan, daha yakın olan, canından ileri sevmen gereken Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediliyor. E sen kendinle ilgili bir konu olsa bütün kanalları kapatıp o konuya yoğunlaşıyorsun. Peki sana senden daha yakın ve faydalı olan zatı dinlemiyorsan onun dersini başka bir şeylere, dizilere programlara, açık oturumlara, reklamlara, haberlere kaytarıyorsan, e demek sen onu canından ileri sevmiyorsun. Çünkü neden? E canını se sevdiğin için senden bahsediyor diye biri telefon etse sana, deseler ki şu kanal senden bahsediyor. Sen hemen diziyi, müziği kapatır o kanala bakarsın. Ne diyor benim için? Anladın mı? E canından çok sevdiğin için de aynı şey yapmalıydın. Ama sen neredesin? Lale Gül'de değilsin. Şifa-ı Şerif dersinde değilsin. Nerede geziyorsun sen? Aa, o şunu demiş, bu bun demiş. Kim nerede ne yemiş? Bize ne 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 yemişse ya. Biz Resulullah'ı tanımaya geldik sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah Resulü'ne imanı artırmaya geldik. Nur bakımından. Biz Allah ve Resulü'nün la yuhibbu la yuhibbu ma illa Allah Teala. Ne buyuruyor? En yekûne Allah ve Resulü habbe min mâ sivâma. İmanın tadını tatmak için. Üç alamet vardır. Birincisi Allah ve Resulü her şeyden sevgili gelecek. Bunun içine canın da var, malın da var, karın da var, kocan da var, oğlun da var, kızın da var. Peki her şeyden sevgili gelecek Allah'tan ve Resulü'nden bahsedilen dersler niye sana kendini ilgilendiren programlardan ileri geçemiyor? Çünkü benim gibi sen de yalancısın da ondan. Allah muhabbet davasına kazip olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Merhaba ya nur ayni merhaba. مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen hafta şifa Şerif dersine takat bulamadık. Hastanelerdeydik falan. İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah nasipse fasla kadar, yeni bir fasla kadar gideriz. Bir dahaki hafta salı akşamındaki derste Türkiye'de bulunmayacağımız için İnşallah umrede olacağımız için size de dua edeceğiz. Hiç dinlemediğiniz muhtelif vesilelerle yaptığım sohbetlerden yani şu ana kadar hiç kimsenin dinlemediği bir sohbet efendim farklı bir sohbet salı akşamı size yani yine 40 dakikalık 45 dakikalık böyle bir vesileyle yaptığım konuşma size eee arz edilecek. Yani onlarda da çok ilim oluyor, çok istifade oluyor. Halkın önünde olan sohbetlerden. İnşallah dinlersiniz. Sohbetleri terk etmeyin. İnşallah her sohbette mutlaka ilim var. Ayet var, hadis var. Hangi sohbette hidayetimiz var belli değildir. Onun için biz her kelamdan, kelimeden Rabbimizin ilimlerinden istifade etmek niyetiyle eee Dinleyenlerden olalım. Sami'nin sıfatıyla. Çünkü yoksa helak olursun buyuruyor. Ya alim ol kendin. Kün alimen alim ol. E ben nasıl alim olacağım bu yaştan sonra, bu saatten sonra? Ev mütealimen talebe ol. E ben nasıl talebe olacağım? Çoluğa çocuğa karışmışım. Geçim derdine düşmüşüm. Ev sami'en yahut dinleyici ol. Şimdi çoğunuz hakkında alim, müteallim sıfatı kalmadı. Vaktiniz kalmadı, payınız kalmadı yani ki. Ama dinleyici olma sıfatınız var. Bunu da yapıyorsunuz Allah razı olsun. Ve la tekun rabi'an tehlik. Dördüncü olma helak olursun. Çünkü bir adam kendi ilmi kendine yetmezse, talebelik yapıp ilim tahsil edecek fırsat, vakit bulamazsa, ehl sünnet alimlerinin sohbetlerinde dinleyici olmazsa ne kaldı? Tehlike çok büyük, helak. Çünkü bir insan kendi bilmez, öğrenemez, dinlemez, e bu dünyaya bizim imtihan için geldik. Sen bir imtihana gireceğin zaman o imtihanda neler soracağına dair cevaplarını hazır etmezsen e o imtihanda başarılı olma şansın var mı? E kabirde sual cevap, mahşerde sual cevap, sıratta sual cevap. E cennete gidene kadar önümüzde çok büyük akabeler var. Tehlikeli geçitler var. E sen bunların neler olduğunu, buralarda neler sorulacağını, cevabının neler olduğunu Burada öğrenmeden, amel etmeden, tatbik etmeden ahirete gidersen ne olacaksın? Helak kaçınılmaz. Cehennemlik olursun. Onun için mutlaka sohbetler dinlensin. Yani ben umrede olduğum zaten bir haftadır. Bu bir hafta zarfında benim sohbet saatlerim yani sekiz buçukta siz alışmışsınız. Hep yeni sohbetler konacak. Bu arada yakınlarda yaptığım bir vesilelerle televizyonun canlı veremediği ama hiçbir yerde dinlenmemiş. Videolar şeye de konmamış. Bizim Facebook sitesine de konmamış. Hiç daha dinlenmemiş ilmi konuşmalarım var. Onlar konulacak yani. İnşallah hepsinden istifade edersiniz. Allah Teala tekrar ondan sonraki hafta şifa dersinde de buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Kaldığımız noktada efendim sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı konumuz Allah Teala'nın en güzel ahlakı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği halkan ve hulukan hem fizik bakımından hem ahlak ve huy bakımından onu kemale erdirdiği, mükemmel kıldığı. Hiçbirimiz mükemmel değiliz mesela. Bir tarafımız şey diyor, bir tarafımız işi bozuyor. Düzgün giderken öbür tarafı geri çekiyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bütün ahlak tekamül etmiştir. Efendim fakan nebiyine fi halkin ve fi hulukin ve lem yudanu, fi ilmin ve la kerami. Kaside burada e sahibinin buyurduğu gibi hem evem suret sima güzelliğinde hem ahlak güzelliğinde bütün peygamberleri dahi geçmiştir. E, peygamberleri geçtikten sonra zaten bizim hiçbirimizin e, ona yakışmayı, aklında, ya, yanaşmayı bile aklından geçirmesi mantık dışıdır yani. Yakına bile gidemeyiz. Baksana peygamberler bile ne ilimde ne keremde ne cömertlikte ne üstün ahlakta ona yaklaşamamışlar. Böyle <laughs> müdeanuhu. Peygamberler yaklaşamamış. Sen ben zaten sahaya bile giremeyiz yani. Onun için ve inneke ala hulukun azim en üstün ahlak üzeresin diye Allah'ımızın kasem ettiği ve tekitle haber verdiği bir zatın ahlakını çok iyi öğrenmemiz lazım ki biz de lekad kana lekum fi Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek ve numune var. Ayet kelimesinde buyurulduğu üzere örnek alın demektir bu. Örnek var ne demek? Örnek alın demektir. Şu anda vasfımızı, huyumuzu, suretimizi zaten artık Allah ne yarattıysa o. Biz kendi kendimize bir şey kimseye benzetemeyiz. Ama ahlakımızda çalışmanın, gayret etmenin, güzelleştirmeye, kemale erdirmeye e, gayret etmenin çok faydası var. İnsan, yani e, papağan bile e, ne diyorsun, talim ile natık oluyor. E, her lafı konuşmaya başlıyor ya. Bir hayvan bile öğretilmekle, efendim affedersiniz kelp, talim ile şöyle bu av sanatını, tekniklerini öğretmekle nasıl avlıyor değil mi? Ondan sonra hayvanlarda bile talimin, terbiyenin yani ne diyeyim temrinin, alıştırmanın tesiri görülür. İnsanda niye görülmesi yani? İnsan ki akıllı, ehsen takvim üzere yaratılmış bir varlıktır. E, bu huy kötü diyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymayan, ahlakına uymayan zaten şeyler Allah'ın dinde de, kulun dinde de kötü şeylerdir. Terbiyesizlikler. O zaman e, onun ahlakına kendini uydurmaya çalışacaksın. Biz burada hem onu tanıyıp tanıdıkça sevgimizi artırıyoruz, sevdikçe imanımızı artırıyoruz, sevdikçe ittibamızı artırıyoruz ve böylece Allah'ımıza da seviliyoruz. Rabbimiz nezdinde mahbubiyet kazanıyoruz. Çünkü en çok onu seviyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Bir de ona kim ne kadar benzerse o kadar ona onun sevgisi artıyor. Ama sevgi tanımaya bağlı. Muhabbet marifete tabidir. Tanımadığın insanı nasıl seveceksin? Anam babam seviyor diye sevilmez ki bir kimse. Yani o takım tutmak gibi bir şey oldu. Parti tutmak gibi bazı. Ama şimdi o dönemler devirler geçti. Artık herkes anam bunu niye seviyordu diye soruyor yani. Veya babam bu partiyi niye kurdu, bu takımı niye tutuyor diye soruyor. Demek ki Allah akıl vermiş, fikir vermiş. Sen tanımadığın bir şeyi nereye göre seveceksin? Ne kadar tanırsak o kadar severim. Ne kadar şifa dersi dinlersek o kadar tanırız. Mevzu buradan geliyor yani. Ne alakası var demeyin. Onun için üstün ahlaka riayet bakımından Ebu Davud, Tirmizi, Beyakî, Delail'de, Bezzar, Ebu Reyre İbni Ömer radıyallahu anh'ın madan ibadet ediyorlar. Sonra e, Ebu Davud Tirmizi Hazreti Enes'ten ibadet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakından kaldığımız yerlerden devam edersek. Ve kâle Enes'ün radıyallahu teâlâ'ın Hazreti Enes anlattı. Çok hizmet etti ya 10 sene kadar. Onun için o çok biliyor. E yani çok rivayet de yapmışlar. Mel tegame, efendim tutmadı, yakalamadı. Efendim Ehadün kimse üzüne Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağını. Yani şu demek. Kimse kendi kulağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ağzına efendim hizalamadı. Yani ağzı hizasına getirmedi. getirmiş idiyse de fe Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kenara köşeye çekmedi. Nahiyeye doğru çekmedi. Rasevu başına anı hani ondan. Yani kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına bir şey söyleme kalktıysa kainat efendisi ne yapmadı? Hayatı boyunca başını ondan çekmedi hatta aykoun adam diyelim uzun konuşuyor fıs 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 mesela bir şey söylüyor o adam oluncaya kadar vel kendisi yünahi uzaklaştırıyor rasehu başına. yani kendisi kafasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim kulağından kenara çekmedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kulağına ağzını dayamış da gizli bir şey ...veyahut da sessiz bir şey söylemek isteyenden... ...yani yorulup da, usanıp da, bıkıp da... ...veyahut onun dediğini beğenmeyip de... ...işine gelmeyip de... ...anladın mı? Efendim... ...başını kenara çekmemiştir. Yani bu şu demek... ...üstün ahlaktan biri. Çünkü adam sana geliyor bir şey söylüyor fıs fıs fıs... ...veya bir şey anlatıyor... ...sen hemen kafanı ondan çevirirsen... Veya onu dinlemek istemezsen veya ona bir hareket çekersen bu sünnete muhalif. Ahlaka, üstün ahlaka uymuyor. Üstün ahlak neyi gerektirir? Adamın lafı bitene kadar adamı dinlemeye iktiza ediyor. Yani o başını çekmeden sen başını çekmeyeceksin. O elini çekmeden sen elini çekmeyeceksin. O yüzünü çevirmeden sen yüzünü çevirmeyeceksin. İşte sünnet, işte ahlak. Ama maalesef insanlar barut fıçısı gibi birbirlerine karşı böyle. Hele işine gelmeyen bir şeyler ona anlatılırsa şey yaparsa falan o haberi geri lafı getirene bağırıp çağıran söven sayan bile bulursunuz. Nerede kaldık onu dinlece kes be deyip konuyu kapatır yani. Bu çok büyük bir ahlaktım İbn Mesud radıyallahu sellem diyor e, bir belada münafıklardan bazı laflar sözler işitti. Dedi vallahi la atiyen sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlaka Efendimiz'e gidip bunları anlatacağım. Geldim diyorum. ve fi Bir cemaatin içinde kalabalık. fesarartu e, böyle kulağına yanaştım. Gizli gizli bir şeyler söyledim. Fe gazzubi tehmer ahmerra Çok kızdı. Niye kızdı? Münafıklar. bir şey rahatsız. Kur'an'a muhalif. Allah peygambere efendim, hakaret içeren laflar etmişler. Din için kızdı. Allah için kızdı. Yüzü kızardı diyor. Rahim Allah Musa ile kadudiye bir ekstra minade Allah Musa kardeşime rahmetiyle muamele etsin. O benden çok eziyete uğradı. Yahudiler tarafından sabretti. Ben de sabredeceğim dedi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kulağına yanaştı da fıs fıs yapmasından, sırrı bir şey konuşmasından kızmadı. Yanlış anlama. O kendisine gelen haber e, İslam'a, Kur'an'a, şerata muhalif laflar var. Yani münafıklar konuşmuş pis pis laflar o lafların içeriğinden sinirlendi. Ama mesela geldim diyor hemen cemaatin içinde kulağına eğildim söyledim ve dinledi. Mesela e, efendim e, zaten ve la tecerru lehu bil kavli ke bazı Hucurat suresinin ayetinde birbirinize sesli konuştuğunuz gibi benim peygamberime sesli konuşmayın. En tehbetu amalikum ve la siz farkında olmazsınız. Bütün hayırlı amellerinizin sevapları batıl olur. Yani sevaplarınız silinir boşa gider. Niye? Peygamberimin yanında sesli konuştuğunuz için. Bu kadar Allah Teala ona karşı edepli davranılmasını emrediyor. Zaten ondan sonra diyorlar Ebu Bekir ve Ömer Efendilerimiz tabi Kur'an'ı en çok anlayan vahiyden en çok etkilenen ve emirlere en çok riayet eden başta onlar geldikleri için hiç daha Efendimizin yanında sesli konuşmamışlar. Bu ayet geldikten sonra ölünceye kadar hep fısıltı gibi konuşurlarmış ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bazı yere tekrar sormak ihtiyacı hissedermiş yani ne diyorsun biraz sesini yükselt demeden. Hiç yani yani Ebu Bekir ve Ömer ne oldular? E efendim fısıltı kardeşi gibi böyle artık muamele ettiler. Neden? E çünkü siz fark etmezsiniz bütün amellerinizin cevaplarını silerim Allah buyuruyor. Celle celal. Ben peygamberim sizden biri gine benzemez diyor. Salve la tej'aludua du'a rasulü beynekum. ka du'a ibadikum Ha? Bu da Nur suresinin sonu olacak öyle hatırlıyorum. Demek ki Hucurat suresindeydi o meşhur yani adab öğreten suredir efendim peygamberime yaptığınız dua, davetleri yani çağrıları, nidaları, seslenmeleri ne yapmayın? Bir müzahmet, Mehmet, hacı, buraya bak, hacı, peygamber. Haşa, sakın böyle bir terbiyesizlik yapmayın buyuruyor. Tabi alimler diyorlar ki ruhul beyan tefsirinde vesaire de beyan ediliyor. İnsan üstadına da, mürşidine de, hocasına da, efendim kendisi de hakkı olan tabi anne babası da buna girer bu gibi büyüklerine karşı da bu edebi takınması gerekir diyor. Birbirinize çağırır bağırır gibi yapmayın buyuruyor. Çok sesli konuşursanız amellerinizi silerim. Namazın orucun sevabı gider ya haberin olmaz diyor. Ben tümle ateş var Onun için yani sahabe kiram ondan sonra tabii sessiz konuşmaya başladılar. Sessiz konuşunca da bazı kere mübarek kulağının ağızlarını kulağına doğru getirip fısıltı gibi de konuşuyorlardı. Ama onlar ne kadar konuşursa bir şey anlatırsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını çevirmezdi hiç. Yani böyle dinler. Adam ne kadar konuşuyor o kadar dinler. Bir saat konuşuyor bir saat dinler. Bizim Efendi Hazreti de öyleydi. Adam telefonda bir saat meşgul eder. Telefonda böyle bazı kere daldırırdı. Ahize elinden düşerdi yeniden toparlardı. Hiç demez gecenin biri oldu ya. Ne anlatıyorsun iki saat demez. Adam rüya anlatır, zuhurat anlatır, fetva sorar bir şeyler anlatır. Yarım saat, bir saat telefonla konuştuğunu bile. Hiç adamı kırmaz. E neden? E sünnete itibar. Dört bin sünnet diyorsun. Efendi Hazretleri sade sakal sarık cübbe sünnetini yapmıyordu ki. Bütün sünnetleri yapıyordu. Biz biz ne yapıyoruz? İşimize gelen sünneti yapıyoruz. Misvak güzel, sarık güzel, cübbe güzel, şalvar güzel. Ondan sonra Ahlak sıfırın altında 40 derece. Ne olacak böyle? En mühim sünnet ahlak sünnetidir. Ekmelül müminin imanı ehsenum ahlaka. Müminlerin iman bakımından en kamil ve mükemmel olanları kimlerdir? Ahuyları ahlak en güzel olanlardır. Yazık değil mi ya? Yani dünyaya geldik ahlak kazanmak için. Cenneti nasıl kazanacağız? Ahlak ile. İnne Allah le yudrik inne er le yudrik hulukil ma la yudrikul kaimu Yani sabah kadar teheccüd kılıp akşama kadar oruç tutanlar yetişemediği, kazanamadığı mertebeleri, makamları bir adam güzel ahlakıyla kazanır. Sırf farzları yerine getirmekten sonra. Farzları yerine getirmek şartıyla geri kalan sırf ahlaktan işi kurtarır ve yırtar. Hatta cennette de bu fazla nafile yapanlardan üstünde olabilir. Ne bakımdan? E onlar eğer ki kalp kırdılarsa, gönül kırdı, yıktılarsa ahlaksızlıkla yani ahlaksızlık derken tabii ki onlar da e, şerata riayet ediyorlar. Ama e, üstün ahlaka sahip değillerse bu onları üstün ahlakla nafile namaz orucu geçiyor diyor. Hadis-i şeriftir bu. Eme ve ma hiçbir kimse tutmazdı. Bir yedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini tutup tut, e, tutardıysa feyursile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salmazdı. Yede o kendi elini. Hatta yursile salıncaya kadar ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini. Kim el Yani kendi tutan veya el el, el aharu manasla, el de var el da. O diğer kişi elini bırakmadan yani elini tutan kişi elini bırakmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini bırakmaz. Biz şimdi bazı kere tutuyoruz bir adamın elini. Adam bizi tutuyor da tutuyor, lafa tutuyor. Elimizi 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, bir saat tutan da olur bazı kere. Benim de yaşadığım öyle şeyler olmuştur yani. Adam anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Yanımdakiler müdahale etmeye çalışıyor. İşte şöyle yapma, böyle yapma, çabuk, kısa kes, işimiz var, gücümüz var. Ben bunları, ben bu mesela şeylere hoş görmüyorum, yapamıyorum bir şey. Yani dinliyorum adamı yani, dinlemek istiyorum ama tabii Oluyor güvenlik sorunu şu bu yol tıkanıyor falan o ayrı bir şey tabii. O zaman diğer kulların hakkına girmek gibi bir durum olur. O ayrı bir şey. Ama normal bir ortamda adam konuştukça dinleme, elini tuttukça bırakmadıkça bırakmama. Bu sünnetler vardır. Ben mümkün mertebe rahat etmeye çalışan bir adamım. Şahsen. Çocukluğumuzdan beri böyle şey ettik. Ahlakımız buna bir Kavga gürültü, sertlik, kabalık ahlakımız yok elhamdülillah. Bu ne büyük sünnet yani. Bir köle gelirdi. ya köle ya. Yani köle deyince biz hakir mi görüyoruz? Haşa. Bilal-i Abeşi de köleydi. Radıyallahu aleyhi ve sahabe kiram. Çok köleler var. Krallardan üstün. Hepimizden üstün. Ayaklarını suyunu içeriz o kölelerin, o sahabenin. Ama yani genel toplumun kabulün itibariyle yani hani o zamanki tabii şeyde biz şimdi yaşamadık. Ee, o toplumun şeyini der değer ya, yargılarını veya işte efendim insanlara neye göre muamele ediyorlar? Belli. Paraya göre ediyorlar. Zengini aşirete göre ediyorlar. Soy, sop, hasep, nesebe göre ediyorlar. Onları biliyoruz yani. Köleye hiç itibar yok yani cahiliyet döneminde. İslam yeni gelmiş. Efendim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem öğrete 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 ee, işte İslam'ın güzel ahlakını bu ayrımcılığı ortadan kaldırıyordu. Bir e, köle gelirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i e, elinden tutardı. E, alırdı. Hadi gidelim. <laughs> Şuraya gidiyoruz derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya nereye gidiyoruz bile demezdi. Çarşıya mı götürüyor onu? Çarşıya gel bir şey göstereceğim sana dese. Giderdi ki bir şey gösterecek bana. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Fent alagabı ya. Haythuş ya. İnkânel Abdüle <laughs> Biyedi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın elinden gelip bir köle tutar. Sahabeden kimse de müdahale etmez. Ne yapıyorsun Resulullah diye ya. Fe talibu bi haytü Alırdı istediği yere götürürdü. Ya. Bizi şimdi bir adam elimizden tutup hadi gel şuraya diyebilir mi? Ben pa ayım, paşayım, hacıyım, hocayım, vekilim, halifeyim, bilmem neyim. Ne sen ne yani? Sen ne hava atıyorsun milleti Allah'ın kullarına? Kimden üstünlüğün var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti bu muydu? Efe ma yenze'u min yedi. Yani o kölenin elinden kendi elini ne yapmazdı? Çık, çekip çek, çıkartmaz, Almazdı. O elini tutuyor ya. Ya tamam geliyorum arkadaş elimden ne tutuyorsun yani? Düş önüme gidelim. ya da yan yana gidelim. Yok o da diyorum ki mesela samimiyetten. Bazı insanlar öyle çok sen samimiyet elini tutarlar falan. Yani elini almış götürüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adam elini bırakmadan oluyor. Köle ise köle, fakirse fakir, hakirse hakir. Yani hasta ise hasta. İlletliyse. Yani yani müsaade eder misin Yok. Elin çekmez. Sünnet bu. Şiddeti tevazuundan. Yani son derece alçak gönüllü. Ve tekebbürden, tenezzühünden. Yani kibirden o kadar uzak ki zerre kadar kibir ona yanaşmaz. Büyüklük taslamak kadar büyük günah olabilir. Herkes bende kibir yok zanneder ama herkes de nispi manada. Yani tabii ki birbirine nispeten farklıdır boyutları. Herkes de bir kibir yatar yani. Bir dikkat e, dik kafalılık veyahut da ne diyeyim sana. Bir, bir, ben hayırlıyım hesabı. Vardır yani illeti iblis ana, gayrun bedes. Ve in maraz her <laughs> der her der der her mahluk hast. Ve in maraz der her nefsi mahluk hast. Yani bu iblisin hastalığıdır. Ben daha hayırlıyım hastalığı. Der nefsi her mahluk hast. Ve in maraz der nefsi her mahluk hast. İkinci Mısra yani. İblisin hastalığı, ben hayırlıyım hastalığı. <laughs> Her canlıda ortaya çıktı. Bu hastalık ne kadar mahlukat varsa hepsine bir şey. Horozu bakarsın diklenir, ata bakarsın şahlan, böyle bir kafayız. Yani her mahlukta var, İnsanda olmaması mümkün değil. Ancak şeriat, tarikat, takikatla tasavvufa girerek, zikre çok çalışarak, nefsini ezebilirse o bir talim, tatbikat neticesinde senden e, arınırsan ondan arınırsın. Ama ham halinde, işlenmemiş vaziyette, mürşit eli görmemiş. Tamam mı? Bir intisabın olmayıp, işte, ipsiz sapsız vaziyette, e, kendi başına, ne diyorsunuz ona? Açlanmamış ot gibi yani. Açlanmamış elma da tatsız oluyor. Açlanmamış e, ürünlerin hepsi lezzetsiz oluyor. Yabani denir onlara, yabani. Yani görünüşü belki aynı elma, fiyat aynı mantar, ama aşlanmışın efendim verimi e, tadı, lezzeti menfaati, vitamini ne, ne, dersen de daha fayda olur. Onun için e, yani ziraatçiler tarlalarını tarlada biterse bitsin Allah ne verirse bereket versin demezler. Hep aşlama usulüyle telkih yaparlar verimine bakarlar, toprağına, sulamasına, aşlamasına, e ne verim alacaksan öyle? Öbür türlü böyle acayip efendim şekli şemali, muhtelif birbirinden çok ayrı verimsiz ürünler hasıl olur. Onun için aşlanmamış insanlar, şeriat tarikat aşısıyla aşlanmamış insanlar efendim üstün ahlaka sahip olamazlar. Sünnet seniye itibar demezler. İlimsiz, amelsiz, ihlasız insan. Nereden üstün ahlaka sahip olacak? Kibirden nasıl kurtulacak yani? Her hayvanda bulunan bir şey, e sen de canlısın, sen de de var. Ancak talim, terbiye, tatbikat, nefsi tezkiye, kalbi tasfiye, kötü huylardan arındırmak, nefsi e, pis kibirinden hasedinden, fesadından, vesaire, işte, gururundan, ...ucubünden, kendisini beğenmesinden... ...iftiharından, riyasından... ...bu saymakla bitmez... ...kötü ahlakı var... ...bunlardan arındırmadıkça... ...insan kibirden kurtulamaz... ...on üçün... E, ...insanlara karşı muamele ederken... ...kendinden üstün gördüğüne karşı... ...alçak tevazu yapar... ...kendinden alçak gördüğüne karşı... ...tekebbürde bulunur... ...halbuki tevazu nedir... ...tevazu en fakire karşı da aynı olacaksın... ...en zengine veya amirine veya ağasına, paşasına veya işte efendim kralına derler ya kralına işte efendim ben taviz vermem falan lafta. Sen nasıl davranıyorsan en fakirine, hizmetçisine, kölesine de aynı ahlak ile mütehallik olarak Allah'ın yarattığı bir mahluku olması hasebiyle Allah Teala'nın kudret sıfatının tecellikahı olması hasebiyle aynı muamele yapabiliyorsan sünnete ittiba budur. Bak sen kölesin. Ya da elim bir şey oldu ya. Ne elimi iki saat tutuyorsun kardeşim? Elimi bir bırak. Ne kaba insanlar var. Böyle laflar yapan. Birden adamın elinden elini çekerler. Böyle bir tavır içine girerler. ve da artık doğal halleri olmuş. Ama karşıdaki insan bundan kırılır mı? Hiç hesap etmezler. Çünkü bazı kere insanlar kırılıyor yani elini sen önce çekersen. Kimisi hiç hoca olmuş, şeyh olmuş insanlara hiç el bile vermezler. Elini tutturmaz, parmağını değdirmez. Böyle işte bir şey. Ne haller var ya Rabbel Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve ahlakı? Nerede bu ahir zaman? Ahir zaman hocalar, şeyhleri de bir alem yani. Tabi şey hakiki şeyh olsa böyle yapmaz. şey olursa şeyh geçinmektir o. İşte hakiki veli, Allah dostunun ahlakı ne demek ya? Onun için sallallahu teala aleyhi ve sellem ee, bu ahlaka sahibidir. Ve lem yura sallallahu aleyhi ve sellem. efendisi görülmedi asla. Mukaddimen, e, öne geçirici rükbeteyi iki dizini beyne edeyi celisin, kendisiyle oturan birinin huzurunda lehu. Lehu kendisinin huzurunda oturan, yanında bulunan birinin e, önüne asla dizlerini e, efendim e, ne yapmazdı? E, öne geçirmezdi. Yani elini elinden ya safaha racul mesabi hadislerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir adam musafaha etseydi lem yenzi'u yedehu min yedi. Hatta kun evvelledi yenzi'u yedehu. Adam elini çekmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekmez. Ve la yasrifu veci an vecihi. Hatta kun evvelledi yasrifu vecihe. Adam yüzünü çevirmeden bu tarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü dönmez bu taraf. Şimdi ne terbiyesizlikler. Herkesin elinde bir cep telefonu. Adam sana bir şey söylüyor, şey yapıyor. Adam orada cep telefonu bakıyor, bilmem ne bakıyor. Adamı iple mi affedersiniz yani? Hiç adam yerine koyan yok. Ya babasına bunu yapıyor. Hocasına yapıyor. Efendim kendinden yaşça büyük olana yapıyor. İnsan ekranına bile arkadaş, aynı yaşta olana bile yapmaması lazım. Talebe talebe arkadaşına yapmaması lazım. Cemaat cemaata yapmaması lazım. Müslüman müslümana yapmaması lazım. Adam yüzünü çevirmeden sen yüzünü çevirmeyeceksin. Sen adama hiç yüzünü döndürmüyorsun ki ya. Masada sofraya oturuluyor. Önüne ne konuyu ne kaldırıyor. Kim getiriyor bir teşekkür etsen. Teşekkür ederim. Nerede misafirliğe gidiliyor falan. Adam suratına bakılmıyor. Ya ne olacak zaten hizmetçi getirdi. Yeme. Ev sahibi değil ki. Ev sahibi ağa paşa. Ev hizmetçi. Ya hizmetçi getirirse ne olacak insana sen teşekkür ederim efendim sağ olasınız denmeyecek mi? Veyahut adam sana bir şey söylüyor, sen suratına bakmayacak mısın? He söyle. Sen bakıyorsun telefona bunlar çok ayıp bir şey. Sünnete tam muhalif. Hatta adam sana baktıkça sen ona bakmak sünnet. Adam yüzünü döndürmeden sen ondan yüzünü döndürmemen sünnet. Eğer adam yüzünü döndürmeden sen önce döndüren olursan sünnete edebe ahlaka muhalif. Üstün ahlak olamaz. Ya tamam. Sövmedik saymadık adamı da kırmadık. Bir ahlaksızlık ıı, şeyi yorumu yapmayalım. Ama üstün ahlaka uymuyor. Çünkü sen en büyük, en üstün ahlak üzeresin. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı bu idi, bundan üstün ahlak olamaz. E sen bu ahlak üzere değilsen, suratını oraya yana bu yana çeviriyorsan, millete bakmıyorsan, etmiyorsan, elini hemen önce çekiyorsan, yüzünü en evvel sen döndürüyorsan, bir elini tuttuğu zaman, biraz uzun zaman elini efendim, bırakmadığı zaman hemen elini çekiyorsan veya bıraktırıyorsan veya laf söylüyorsan, bundan hiçbirine olamaz. Üstün ahlaka uygun olamaz. işte sünnet. Ondan sonra yanında oturanlara tazim ve hürmet e, ve değer vermek bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, meclisinde ne yapmazdı? Ayaklarını uzatmazdı. Başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Lem yura Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gattu madden ricley beyne ashabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arasında asla ayaklarını uzatır vaziyette e, görülmemiştir. Kâne yusâvî celîsev. Bir de aynı mes şeyde otururdu. Yani mindere oturmaz, sedire oturmaz. Hani belki bir insan o da sedire oturmuş, o da oturur. Ama karşısındaki insan yere oturmuşsa yere otururdu kendisiyle oturandan aynı hizada dururdu. Ve la tekaddemu aleyhi Ondan öne geçip ileride oturmaz. Dizlerini ondan ileri geçirmezdi. Hatta kânil garib yeciyü fe la yârifu Uzaktan adam gelirdi tanımazdı. Yani çünkü yeni duymuşlar. İşte bir peygamber zuhur etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Millet iman etmeye geliyor. Kabilelerden, çölden, sahradan veya şehirlerden. O zamanlar böyle imkanlar yok adam. Efendim resim yok, bir şey yok. Nereden tanıyacak? Gelirdi. Sahabenin arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet ediyordu mecliste. Ee, geldiği zaman onu fark edemezdi. Yani ne demek? Elbisesinin farkı yoktu. Sarığının farkı yoktu. Oturduğu yerin farkı yoktu. Kürsüsünün farkı yoktu. Efendim insanlar onun yanında böyle halaka kurdukları zaman Halakada, yuvarlak halakada, sohbet halakasında veya neyse. Eşit oturduğu old, için, müsavi şekilde bulunduğu için kimse efendim e, hemen bu Resulullah'tır demez. Gelen sorma ihtiyacı hissederdi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz veya aranızda mı? Hemen gösterirlerdi Resulullah sallallahu aleyhi bu diye. Bu ne kadar e, tevazu ya delat ediyor ki efendim bir cemaat içinde eee Onların reisini bırak. Efendim liderini bırak. Bu peygamber yahu sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi bu. Dünyada bir tane daha ondan yok yani. Onun döneminde hiçbir peygamber yok. Ondan sonra da peygamber gelmeyecek. Böyle bir makamdaki bir insan. Nasıl efendim normal insanlardan ayırt edilmez? Ha o tabii dikkatli baksa manevi gözü açık olsa güzelliği, cemali, nuru. Bunları konuşmuyoruz. Zahiri alametler ve nişanlar ve heyetler, şekiller bakımından, oturma tarzları, şekilleri, oturum düzeni bakımından hiçbir ayrıcalığı, farkı yoktu ve bunu hissettirmezdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu bir, e, bir, daha biraz aşağıda geliyor. Ve kâne sallallahu teala aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, yep de ilk başlardı men o kimseye ki lakiye karşılaştı onunla. Neyle başlardı? Bir selami selam ile. Yani küçük olsun, büyük olsun, efendim fark etmez. İlk gördüğüne ne yapardı? Hemen selam verirdi. Biz ne yaparız? Biz deriz, dur bakalım bana selam verecek mi? Böyle bir beklentiye gireriz. Eğer o selam verirse bize aleyküm selam falan hareketleri. Yok adam selam vermezse bana ne ben mi vereceğim ya? Hani hele arada bir ufak tefek nanelik, kıskançlık, rekabet... ...gibi durumlar olduğu zaman... ...görmezden gelmeler... Şey, şey, ...bakmıyorum hareketleri falan görme o, ...o gelirse falan... ...aa o gelirse falan... ...aa nasılsınız efendim... Falan, ...bırak bu işleri ya... ...bu nafıklık işleri... ...bu hareketler... ...Müslüman hareketleri değil bunlar... ...sen ilk gören ol... ...ne var abi... ...sen gelmeyene giden ol... ...sen susana selam veren ol... ...o benden küçük... ...o bana gelip selam verecek hürmeti... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...küçük büyük demiyordu... Hemen. Neden? Çünkü selama ilk başlayan çok sevap alıyor. Anladın mı? Selamı ilk başlatanın, yani hadis-i müjdeleri var. Dolayısıyla, sanki öyle bir şey mi? 90 mı? E, 90 sevap o alıyor, sev cevap veren 10 sevap alıyor. Hatta bazı derler ki, efendim, e, yani sorarlar ya, e, hangi sünnet farzdan daha sevap? Falan. Adam diyor Allah Allah. Hangi sünnet farzdan daha sevap millet anlayamıyor birden. Halbuki selama cevap vermek. Çünkü selam vermek sünnet, selam almak farz. Ha, ama hangisi daha sevap? Selamı önde vermek sevap. Yani o 90 alıyorsa öbürü farz yapıyor ama onu alıyor. Ya onun için musafada da öyle. Yani musafada e, önce musafaha yapan Ha o da olabilir hadis-i şerif. Yani 90'a 10 meselesi. Ve yep de o ilk başta başlatır da sahabe, sahabesine bir musafat. Mübarek elini hemen e, uzatıp da musafa yapmak sallallahu aleyhi ve şöyle yapılıyor. Anladın mı? İki elle yapılıyor. Bak burada söylüyor. Parmaklarla yapılan şu bu tokalaşma. Asla sünnetten değildir. Bidattır. Sünnete muhaliftir. Parmak uçlarıyla olan veya elle olan. 50 olan ancak şöyle olur. Adam uzakta birbirine şey diyor. Sen selamun aleyküm ve aleyküm selam diyorsunuz uzaktan. Birbirinize sesinizi duyuramadığın için. Elinle şunu yapmak şu manada. Ben selam verdim ha. O manada olabilir. Ama sen esselamu aleyküm veya ve selam demek sizin. Sadece el hareketiyle selam vermek tam bir bitattır. Ve sünnet seniyeye muhalefettir. Tamamu tehiyyetikum beynekumul musafah. İnsanlar birbirle karşılaştığı zaman... Musafaha yapmaları sünnettir. Sahabe-i kiram devamlı bu sünneti işlerlerdi. Yolculuktan gelirlerse sarılırlardı. Normal her dakika sarılmazlardı. Uzaktan gelen sarılır. Ee, devamlı beş vakit camide, cemaatte falan ee, sık görüşülenlerle musafaha edilir. Selamlaşmanın tamamlanması için musafaha yapılmalıdır. Musafasız olan selamlaşma selamun aleyküm ve aleyküm selam ne olur? Eksik kalmış olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ee, musafayı kendi başlatırdı. Beklemezdi karşıdaki adam elini uzatacak mı, uzatmayacak mı? Çünkü neden? O zaman fazla sevap alır. Hayırlı amellerin, salih amellerin en ziyadesi, en güzeli, en mükemmeli, en sevaplısı, en hayırlısı Resulullah'a yakışır sallallahu aleyhi ve sellem. E bize de yakışır. Madem onu örnek alacağız, biz niye kendimizi marum ediyoruz üstün ahlaktan? Niye karşı tarafa kaptırıyoruz üstün ahlaklı olma sıfatını? Bu bize yakışır. Onun için sanki Yedimin imamı gelirdi, biz o zaman çok anlamazdık. Lekur Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretleri. Bazı kere de yani, efendi babam orada, onun da babası orada yatıyordu, şimdi kendi orada yatıyor da. Efendim, e, kabristanda rastlaşırdık arabada, gelirdi böyle, o biraz çok da nüktedan idi falan, öyle. Hemen efendisi e. e. biraz gözü seçmez. Evvelden beri damar kuruluğu var. Onun için hemen elini uzatırdı falan. 90 alayım hemen ben. 90'ı ben alayım falan. Ben de dedim bu 90'ı ne alıyor, kim alıyor, niye alıyor falan. Meğer oymuş yani anladın mı? Musafayı ilk başlatan fazla sevap alıyor. Onun için bizler bu üstün ahlaka riayet edenlerden olacağız inşallah. Velem <Ses> yura sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görülmedi kattı asla. Demin okuduğum, şerhten okudum meçhul metinde gel. Maadden ricley, mübarek ayaklarını e, uzatır vaziyette görülmedi beyne sahabe, sahabesinin arasında. Hatta yuzay yıka, daratmamak için bir iki ayağıyla ala Hadil İnsanlar kalabalık oluyordu. Meclisler Mescid-i Nebevi çok büyük değildi. Sohbet meclislerinde zaten şimdiki gibi o yok, ses şey yok. E, i̇nsanlar sohbet dinleyecekler. Biraz sık oturuyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını duyabilsinler. İki ayağını uzatırsan ne olur? Birine darlık yaparsın. Onun için kimseye darlık yapmamak için tevazuundan yan ne yapmazdı? Mübarek ayaklarını uzatmazdı. Ama yalnızken ayaklarını uzatır mıydı meselesi. Şimdi bazı evliya Allah'tan işte 30 sene ayağını uzatmamış. Hatta yatarken bile uzatmamış. Şimdi bazı evliya Allah'tan böyle e, sıfatlar kitaplarda ben okudum kaynaklı kitaplarda. Onlar kendilerine mahsus manevi halleridir. Mevla ile murakabe müşahede halleridir. Bu onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha edepli oldukları anlamına gelmez. Ama kendi halleriyle de onları da e, ne yapmamak lazım? Yargılamamak, sorgulamamak lazım. Çünkü onlar manevi halleri devamlı Mevla Teala'yı görür gibi makamına, ihsan makamına ulaşınca uyurken de yatar. Zaten onlar uyumuyorlar ki bir de. Bir de o mesele var yani. Yani yatmıyorlar, yatağa da girmiyorlar, e, uzanmıyorlar. Çokları gündüz kalüle, otururken kalüle yaparak e, uyku halini alıyor. Bir saatlik kalüleyle. İmam-ı Azam da öyleydi radıyallahu anh. Bu ayrı bir şey. Yani onların ayak uzatmaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başınaken ayağını uzatırdı. Hatta bir dizini öbür dizinin üstüne attığı var. Sahabe-i kiramdan bazıları, sahistir bu, Mescid-i Nebevi'de gördük. ...efendim e, yaslanmıştı arkasını direğe... ...ve bir ayağını da öbür ayağın üstüne koymuş vaziyette oturuyor. Çünkü neden? Hususi insanlar yani... E, ...hani ne derler nazını sözünü çeken... ...insanın bir hususi çevresi vardır... ...birbirinden ne diyelim iyi tanıştığı, görüştüğü... E, ...özel e, efendim gördüğü... ...kendisine çok yakın hissettiği diyelim... ...o insanların yanında ayağını uzattığı da olurdu. Çünkü meclis kalabalık değil. Çok seçkin, hususi kişiler var. Diyelim Hazreti Enes, yanında efendim, hizmetli Hazreti Enes var diye bu Hureyre vardır. Yani kendi, o da nedir? Doğallıktır. Tabiiliktir. Bu da çok önemlidir. Devamlı da protokolcü gibi resmiyette, o da sünnette edepte. Yok. Terkül bir beynel ihvanede bu İhvan arasında edebe riayet etmemek, edep derken burada kitabımı kafasına vur, edepsizlik yap, sarığını indir aşağı demiyoruz. Edebi terk etmenin maksadı şu. Protokolü terk etmek yani. Bazı kere işte ayağını uzattın. Şimdi normalde ayağını uzatmak e, diğer insanlar nezdinde diğer insanlar nezdinde efendim edebe rahatsızlıktır. Ama sen özel ihman kardeşlerinin arasında özel dairede ayağını uzatabilmen lazım ki onun diğerlerinden farkı çıksın. O zaman ne oldu? Ondan da çekindin, ondan da çekindin. Ha sokaktaki adam ha o. Öyle de o, o uymuyor. Mesela Efendi Hazretler diz üstü otururlar falan. Kendisi hep diz üstü otururdu ama e, yanında gelen adam duruyor duruyor. E, sohbet uzuyor bazı bir saat, üç saat, üç buçuk Derdi ki e, bağdaş kurun e, veya ayağını uzat sen yükseğe otur. Hemen adam öyle der. Sen yükseğe otur anlardı dizi ağrıyor yaşlı falan. Neden? Aklın ayağına gider sonra. Yani sen dersi dinleyemezsin, sohbeti anlayamazsın. Çünkü de ağrın başlar. E, ben de olduğu gibi mesela ben bağdaş hiç kuramıyorum. Çünkü yani romantizma iki bacağım şeyini apış aralarını tutmuş, ondan dolayı bir iki dakika bağdaş kuramam, beynime çıkar ağrı. Mecbur e, kemiklerim de ağrıyor, ayaklarım kırık mırık. Ya, bu sefer diz üstüde bir artık çok oturamam, avaştadım. Namazın tehyatında bile biraz yan veriyorum ve buraya biraz koy veriyorum. E, ne yapacağız? Ha şimdi ben bunu e, özel e, dairemde insanlarla e, efendim. E, hoşbeş ettiğim, muhabbetim olan eski samimi tanışlarım arasında insan ayağını da uzatabilmeli. insan sırtını da yaslayabilmeli. Ha, ayağını bacak bacak üstüne atardı demiyoruz haşa. Ayağını uzattığı zaman şu iki ayağı uzattı ya bunu burasına. Şu ayağını şu ayağını deken bu buradan bacağını bacak üstüne işte atmıyor. En dipteki ayağını ayağın üstüne atıyor. O da bazı kere lazım oluyor şey için. İnsan ayağının efendim dinlendirmek dinlendirmesi bakımından çok faydalı durur. Da. Şöyle koyuyorsun, sonra şöyle koyuyorsun. Bazı solu sağa da koyabilirsin. O da vardır yani. İlla sağı solun üstüne koyacaksın değil. Çünkü orada vücudun şeyine göre. Biraz öyle durursun baktın yani şey olur. Böyle de değiştirebilirsin. Bunlar sünnet seniye de vardır. Ama insanların bulunduğu mecliste efendim ben işte reisim, liderim, yok efendim işte peygamberim yani gibi yani benim bir farkım var, üstünlüğüm var gibi olduğu için ayak uzatmak yani böyle umumi meclislerde falan bunu asla yapmamıştır. Ve ya bu da e, uygun görülmemiştir. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi yükrimi ikram eder. Değer verir. İkram değer vermek. Men o kimseye ki yedhulü girerdi aleyh yanına. Yanına giren için hemen ayağa kalkar. Allah Allah. Biz çoğu gelene ayağa kalkmıyoruz. Ayağa kalkar. Ondan sonra ona latife yapar. E, hoş geldiniz der. Merhaba der. Merhaba da sünnettir. Efendim Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh Ensar'ın ileri gelenlerinden. Efendim kubuli seyyidikum. İnsanlar ayağa kalkmıyorlardı. Hemen kendisi buyurdu. Kalkın sizin büyüğünüz geldi. Yaşlınız, efendiniz yani kabilenizi bu zamana kadar düzgün yönetmiş. Efendim insana kalkın. Ee, bundan dolayı. Ama sen bana e, kalkılsın sen istemeyeceksin. Bir meclise girdin millet ayağa kalksın falan istemeyeceksin. Veya ayağa kalkmadılar diye ya ben hocayım hafızım. Şuyum buyum bu millet niye ayağa kalkmadı? Kalkmadıysa kalkmadı. Çünkü öbür hadis ne diyor? ben yitemsel elenas kıyamen ve cebetle النار kim insanlar karşımda ayağa kalksın da sıraya dizilsin diye severse ama dikkat edin insanların karşısında sıraya dizildiği ayağa kalktığı demiyor Protokol icabı şunlar bunlar oluyor onu demiyor o adam onu istiyorsa yani karşıdaki adam bu millet benim için ayağa kalkmalı ve sıraya dizilmeli böyle istif olmalı bana İhtiramda bulunmak, Bunu isteyene cehennem vacip oldu diyor. Kesinlikle cehenneme girer. Ama e, tabii ki alime hürmet, bir efendim yöneticiye hürmet vazifesi hasebiyle ondan sonra efendim Allah dostu velilere zaten hürmet. En çok edilmesi gereken insanlar. Beccilül meşayih <laughs> ve men lemü fe feleyse minne Hadis-i şerif. Yaşlılara özellikle tazim edin. Evliyaullah meşayiha tazim edin. Çünkü onlara hürmet etmeyen bizden değildir. Tabi burada yaşlılara da ayağa kalkılmak işi. Ana babaya ayağa kalkılmak işi. Bunlar illa ki bu sünnet seniyeye haydi haydi dahil olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hasb Hoca derdi rahmetli nerede görmüş bilmiyorum sahabe kalkmazdı derdi. Ama bu kitapta biz şifa Şerif'in şehirlerinde gördüğümüze göre <Sessizlik> ve kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem izâcâ Resulullah geldiği zaman sahabe kalkardı diyor. Ben yani bunu kitaba gördüğüme göre konuşmak zorundayım. Hoca efendilerden sohbetlerde dinlediğimizi kitapta tersini görmezsek naklederiz. Ama kitapta şimdi bu tersini şimdi ben de bakıyorum yani akıla mantığa da vuruyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde sahabenin kalkmamasını biraz yadırgıyor. Kalkardı rivayeti daha aklıma mantığıma uygun geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın seyidi çünkü Buhari'dedir. Seyidiniz için efendiniz gelmiş kalkın diye onları kaldırırken bana kalkın tabii ki demez. Hayatta dememiş. Ama sahabenin bunu oradan çıkarmaması ki sahabedeki bu kadar içtihat ve fıkıh anlayış, derin anlayış var iken ya sadibli Muaz'a kalkın diyor da biz ona nasıl kalkmayalım? Tabii ki kalkarlar. Hürmet ve itiram eder ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee Kendisi bunu ister miydi? İstemezdi. İstemezdi. ister miydi canım? Kendi yanına gelene hürmet ederdi. Ve rubama çok kere besata döşerdi. Lehu ona sevba. Elbisesini döşerdi. Yani e, diyelim ki e, o zaman sırtında şalı var. O şalı döşerdik yani kuma oturmasın. Toprağın üzerine oturmasın. Buyur bunun üzerine otur diye. Ne kadar bir hürmet değil mi? ona hürmet ve ihtiram için süt kız kardeşi gelmişti. Ondan sonra Adi İbni Hatim'e yaptı. Süt kız kardeşi e, Şeyma olacak adı. E, radıyallahu anh'a ona yaptı. Ve yusiru tercih ederdi. Hu yanına gelen bil visadeti yastık verirdi ona. Hemen e, bazı işlerde kend, başkasını kendisine tercih ederdi. Yani buyur yastığa otur. Minder yani. Ellezi, elleti o minder ki tahtı kendi altında bulunan minderi efendim başkasına atardı. Ee, Adi ibn Hatim radıyallahu an anlatıyor. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Geldim ilk ziyarete geldim. Ta beni efendim tanımıyordu. menir kim bu adam dedi? Kimsiniz yani dedi? Dedim Adi ibn Hatim'im. Ha, hemen kalktı sallallahu aleyhi ve sellem beni evine götür. Beni evine götürürken yolda yaşlı, hasta bir kadın, yani zayıf ve çok yaşlı bir kadın karşına çıktı. Ve onu durdurdu. Bir derdini anlatmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için durdu. Uzunca kadın konuştu. Konuştu, konuştu, konuştu. Hacetini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç sözünü kesmeden o yaşlı kadını dinledi, dinledi. Ahlak, hey gidi ahlak. Ben diyor Adib Natim kendi kendime dedim ki vallahi Mahacı abi melik biz dedi işte peygamber olarak çıkmış bütün millet ona tabi olmuş işte efendim e, devlet kurmuş ben de zannettim bir yönetici kral hükümdar vallahi bu kral değil vallahi bu hükümdar değil, bu başka bir şey. Sonra yoluna devam etti. Evine girdik. Onun içi lif dolu bir deriden minderi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük bir minder o minderi tuttu uzandı. Onu bana doğru uzat. Dedi ki Ali Azi, şu minderin üzerine otur sen dedi misafir sen. Ben dedim en e, bela en de feclis Siz oturun sen otur. Ben e, yani benim oturmak istemiyorum. E, sen otururdun ben oturmazdım. Fecelesi alelaz. O zaman ben de mindere oturmuyorum dedi. Yere oturdu. Ve müsaadeti beyni ve Yani minder boşa çıktı. Ne oturdu ne ben oturdum. Kendisi yere oturdu. Şimdi sen ne yaparsın? Ya adama minderiz. Efendim ikram ettik. Adam almadı. Ne yapacağım? Ben niye yere oturayım? Arkadaş sana avanak mıyım? hesabı? O zaman ben otururum. Adam istemiyor. Öyle bir şey yok. Üstün ahlak ne iktiza diyor? O adam onda e, efendim oturmadıysa sen de oturmayacaksın. O zaman aynı seviye. Eşit seviye meselesi. Oturmakta bile eşit seviye. İslam'daki denge, İslam'daki adalet. Efendim şu güzel üstün ahlakı gör e, görür müsünüz diyor. Hadi ibn Hatim diyor. Fenzur li mekarimi hazi'l ahlak. Bu ahlakın güzelliğini bir görür müsünüz, inceler misiniz diyor. O zaman dedi vallahi bu peygamber. Bu gerçek peygamber. Bu asla kral ve padişah ve hükümdar değil. Ve yahzimu e, e, ısrar ederdi Aleyh'i misafirine filcülus oturması için azmettirirdi yani. Ne demek billahi iclis ente yani vallahi otur ne olursun otur illaki otur hani Allah adı veriyorum hani hesabı aynı bu usuller üzere bizim Anadolu'da bu usuller var yani sallallahu aleyhi ve sellem aynı bu usul üzere illa oturmasını isterdi in eba fil cülüs oturması için aleyha minder üzerine in eba eğer misafir imtina derse oturmam derse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den utanıyorlardı hayaven ve tazimen oturmuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sakın, ol, sakın utanma yani. Bir şey yok. Burada hürmetsizlik yok yani. Diye ısrar eder. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Yine bu babı bitiremeyeceğiz gibi anlaşılıyor. Dersimizi burada efendim e, sonlandıralım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ee, bu bapta zikredilecek diğer üstün ahlakıyla inşallah e, önümüzdeki hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda oluruz. Sizin de selamlarınızı iletiriz. Size de oradan dua deriz. Siz de bize buradan dua dersiniz ve salı akşamı efendim farklı bir sohbet hiç duymadığınız bir sohbet dinlersiniz. Ondan sonraki salıda bu dersi Allah Teala bitirmeyi müyesser eylesin. Hazreti Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakında cümlemizi مستفيده الى السن متخلّق الى السن امين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا